Arkadaşlar, bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bir özgürlük için sanat başlığını verdiğimiz inisiyatifin deklarasyonunu okumak için bulunuyoruz. Derdimiz neydi? Nereye baksak baskıların çoğaldığı, adaletsizliğin, yoksulluğun çoğaldığı bir ülkede sessiz bir biçimde bir köşede oturmaktan sıkılmış bir grup sanatla uğraşan insanların bir ses çıkarma çabası olarak bakabilirsiniz buna. Aslında yeni bir başlangıç demek yanlış olur. Biz aslında tarihte bütün yarım kalmış başlangıçlara selam vererek bir şey başlatmak istiyoruz. Yeniden her şey yeniden denenmeyi bekliyor çünkü. Ve sanatın bir zamanlar hakikatin peşinde koşan sanatın ve insanların yaşadıkları acılara kayıtsız kalmayan sanatın bir süredir sessiz ve dilsiz bir biçimde yasaklarla boğuştuğunun farkındayız. Bu kolektifin içinde yaptığı filmler işte gösterilmeyen, şu anda burada olmayan ama sürekli bir yasakla karşılaşan, ama giderek kendi içine kapanan bir sanatın yarattığı bir boğuntunun da eşlik ettiği bir ruh durumu var bizi bir araya getirişte. Yani hakikatin yıkıntıların altında kaldığı surda yapıyoruz bu açıklamayı. Çünkü her şey her şeyle ilgili, bunu biliyoruz. Ve bizim burada çıkardığımız cılız sesin bütün zayıfları, çünkü zayıflar bir araya geldiğinde güçlü bir hal alacak her şey, bunu biliyoruz. Ve artık bir köşeye sinmiş olmaktan, sürekli bir şeyleri seyretmekten ve nefessiz kalmaktan her şey adına hem acı hem utanç duyuyoruz. Ağaçlar adına utanıyoruz. Yıkıntı altında kalanlar adına utanıyoruz. İşçiler adına utanıyoruz. Çocuklar için utanıyoruz. Hayvanlar için utanıyoruz. O kadar çok şey bir arada ki aslında bizi bir araya getiren. Biz kendi uğraştığımız alandan bir yurttaşlık inisiyatifi olarak da bakabilirsiniz buna. Hakkımız olan, daha özgür bir ülkede yaşama arzusunu yüksek sesle dile getiren insanları bir araya getirmeyi aslında ümit ediyoruz. Bu bir çağrının başlangıcı. Yani bundan sıkıntısı olan ve sanatın aslında unuttuğu ve kendi içine kapandığı ama geçmişteki o parlak çıkışlarının zamanlarını herkese hatırlatmak istiyoruz. Kendi vicdanlarımıza bir şey hatırlatmak istiyoruz ve reel siyasetin korkunçluğu karşısında böyle edilgen yurttaşlar topluluğu olarak kendi köşelerimizde şikayet etmekten çok sıkıldığımızı haykırmak istiyoruz. Gürültü yapmak istiyoruz, can sıkmak istiyoruz ve özgürlüğün hepimizin temel hakkı olduğunu ve bunun batıda ve doğuda hepimizi bir araya getirecek bir motto olduğunu ilan ediyoruz. O yüzden özgürlük için sanat inisiyatifinin deklarasyonunu okuması için arkadaşıma dönüyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Kendi imgelem gücünün genişliğini bilir ama sanatçı bilmez. Materyallerden bir dünya kurarken önüne konulan duvarın ölümü olduğunu bilir ama sanatçı bir duvarın önünde uzun süre durabilir. Sanatın düşleri vardır ama sanatçı kötü bir siyasetin, yasakların belirlediği bir dünyada düşlere sınır çizilmesini makul bir varoluşla açıklamaya çalışabilir. Doğru bildiklerini söylemez ya da zaten doğru diye bildikleri bir manipülasyonun gölgesinde büyüyen insanlarınkinden pek farklı değildir. Sanatçı belirlenmiş bir özne oluştan kaçmayı başardığında sanatın tarihsel hedeflerine yaklaşır. Bu hedef içinde yaşadığı toplumun uzlaşımlarının ötesinde yasal çerçevenin çizdiği sınırlılıkların çok üstündedir. Özgürleşme, düşüncenin ve imgelemin başka olanı hayal edebilme gücüdür. Özgürleşme, sınır olarak tarif edilenlerin yıkım tecrübesidir. İlkin zihinsel kurgularda gerçekleşir, sonra ortak bir iyi için kolektifle bütünleşir. Kendi alanında kapanmış bir sanat, sanatçının cesaretini kaybettiği o karanlık koridorun giriş kapısıdır. Çünkü bir düş, özgürleşmek için kurulur. Sanatın özerkliği geçmiş yüzyılların meselesiydi. Hayata kendini kapatmış sanatın ölüm ilanı çoktan verilmişti. Ama toplumsal baskılar çoğaldığında sanatçı hep aynı yere saklanır. Sanatın biricikliğine ve kendinin ayrıcalıklı varoluşuna. Dadacılar onların üzerine müzeleri yıkalı çok oldu. Kolektif olarak
özgürleşme mücadelesine girmeyenlerin kültürü kültürcülüğe, sanatıysa hiç avantgard tokadı yememiş gibi kapalı alanlara hapsedişi bu yüzden oldukça ironiktir. Ağacın, hayvanın, insanın, bütün canlıların nefes alamadığı bir yerde önce oksijenin eşit dağılımı için savaşmak gerekir. Sürekli yasakların olduğu bir yerde önce herkes için özgürlük mücadelesi verilir. Sanatçı gaz maskesiyle işini yapabilir ama sanatını değil. Bu, gaz maskesiz nefes almak isteyenlere bir çağrıdır. Güzel kelimelerini iyileştiremediği hapishanelerden, yoksul evlerden, dili yasak olanlardan, sürekli ayrımcılığa ve sansüre uğrayanlardan yükselen seslerin hatırlattığı sorumluluğa katılma çağrısıdır. Yanmış ormanlardaki küllerin, yıkılmış evlerin altında kalmış ölülerin, her gün işkenceye uyanan tutsakların acısına dahil olma çağrısıdır. Baskıyla dilsizleşmiş sesimizi geri istiyoruz. Özgürlük diye bağırdığımızda kafamıza fırlatılan şiddet tuğlalarını hayatı saçma bir kafese çevirenlere iade ediyoruz. Siyasetin reel gerekler hiyerarşisi bizi hiç ilgilendirmiyor. Çözümü olduğunu bildiğimiz meselelerin sürekli bir savaş durumu yaratılarak iktidarlar için kullanıldığının farkındayız. İçinden geçtiğimiz zamana sadece uyum sağlayan bir yedek parça olarak sanat fikrine karşı çıkıyoruz. Yaratıcı güçlerin ortak çıkardığı sesin silahların sesinden daha güçlü olduğunu biliyoruz. Biz konuşabilmek, yaratabilmek için toplumsal barışın tesis edildiği bir ülke istiyoruz. Özgürlük için ses çıkarabilecek herkesin yaratıcı gücünü buraya davet ediyoruz. Çünkü başlangıçta eylem vardı.